Müthiş bir kadroydu. Müthiş sonuçlar alan bir kadroydu. O Manisa'nın çok müthiş isimler vardı. Yıldızlarla beraber oynadınız. Nasıl bir hava yakalandı? Taraftarla buluşamasanız da statta mutlaka güzel bir sinerji olmuştur orada. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra futbolcu olarak ayrıldığım kulübe teknik direktör olarak geri gelmek nasip oldu. Ama doğrusunu isterseniz hiç sanki o kadar ara vermemişiz gibi bir hissiyat vardı yani. Evime geri gelmişim gibi uzun bir tatilden. Adanaspor'un kadrosu çok büyük maliyetlerle kurulan bir kadro değil. Çok üst düzey bir kadro değil. Bu takım direkt şampiyon olur diyemeyiz ama hani bu maliyetlere göre yabancı tercihleri özellikle saydığım bu iki oyuncu Adanaspor için büyük kazanım diye düşünüyorum hocam. Nesine TV'den herkese merhabalar. Dünyanın en güzel ligi 3. program sizlerle beraberiz. Öncelikle ilginize ve alakanıza çok teşekkür ederiz. İki programa göstermiş olduğunuz ilgiye Derim abiyle beraber her hafta birincilikten konuklarımız devam ediyor. Bu hafta da Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan bizlerle beraber ve bu hafta da görmüş olduğunuz gibi Derim abi de ben de bu kez ayrı yerlerdeyiz ve Yunus Murat Ceylan da Adana'da, Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Hoca şu an bizlerle beraber. Hemen kendisine hoş geldin diyelim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şimdi Hocam hoş tabii geldin. ki ilk iki programda biz teknik direktörleri konuk ediyoruz ve maalesef tabii ilk sohbetimiz ve ilk konumuz ve ilk konuşacağımız konu ki hiç istemediğimiz bir konu ama genelde tabii ki takımdaki COVID vakalarından başlayarak size nasıl sirayet ettiği takımdaki durumlarla ilgili konuşuyoruz. Ancak Adanaspor'u herhalde maalesef ki farklı bir yere koyacağız çünkü yaşanan sürece baktığımızda belki de bir ve ikinci takım Adanaspor. En çok vakaların görüldüğü ve sürekli maçların ertelendiği takım olarak galiba Adanaspor birde diye tahmin ediyorum. Doğrudur. Yani bu Covid'in bu sert ve kötü yüzüyle çok sert karşılaştık maalesef. Yalnız bu böyle bir kar topu gibi yuvarlanarak büyüyerek geldi, bir anlık bir şey değil. Bizim önce 3 tane oyuncumuzda Covid pozitif rastlandı. Daha sonra biz 21 ayın 21'inde geçtiğim 21 Kasım'da Bursaspor deplasmanına gitmek için maçtan 72 saat önce test vermek durumundayız. O verdiğimiz testlerde hiç pozitif vaka yoktu. Yani 3-4 gün önce 3 tane pozitif vakamız olmasına rağmen Bursaspor maçı için yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakamız olmadı. Bursaspor mücadelesini gittik oynadık. Akşam gece uçağıyla Adana'ya döndük. Ve sabahında yani Bursaspor maçını oynadıktan yaklaşık 14-15 saat sonra Sakaryaspor'la oynayacağımız Türkiye Kupası maçı için test verdik. O gün 10 tane pozitif vaka verdik. Bursaspor maçının yaklaşık 14-15 saat sonrasında ki bu vakaların içinde 7-8 kişi Bursaspor mücadelesinde oynattığım oyunculardan çıktı. Yani muhtemelen Covid pozitif lig maçına çıktılar. Yani o 14 saat içinde çok büyük bir virüs yükü alıp hastalanmadılarsa. Daha sonra Sakaryaspor'la kupa maçımızı oynadık ayın 24'ünde. Elimdeki tüm sağlıklı oyuncularla çıktım. 17 kişilik bir kadroyla çıktım o maça. Orada o maç zaten bizim için de Sakaryaspor için de sonun başlangıcı oldu gibi. O maçın sonrasında bizde muazzam sayıda arttı vaka. Yani personelimizle, çalışanlarımızla, idari kısmımızla, yöneticilerimizle, oyuncularımızla birlikte sanırım 30 kişi falandı Covid pozitif. Daha sonra Sakaryaspor'da zaten onlarda da sayı çok fazla arttı. Onların da maçları iptal oldu. Yani dediğim gibi virüs maalesef takımın içine girdiği zaman bir kar topu gibi büyüyor. Yani bir türlü engel olamıyorsunuz. Biz de tüm bu yaşananların sonucunda bu noktaya geldik maalesef. Hocam tekrardan geçmiş olsun dileyelim. İnşallah tüm takımlarla tüm ülkede bir an evvel bundan kurtulup tekrardan eski günlere dönmek temenni ve niyetimiz. Her yayında bunu söylüyoruz. Şimdi hocam biraz sizden de bahsetmek istiyorum. Güzel şeylerden de konuşmak arzusundayız program içerisinde.
Siz aslında o Manisa'nın efsane kadrosunda olan, hani efsaneden kastım o müthiş bir kadroydu, müthiş sonuçlar alan bir kadroydu o Manisa'nın. Çok müthiş isimler vardı, yıldızlarla beraber oynadınız. Aynı zamanda Adana Spor 2. Lig'deyken şampiyon olan kadroda da yer almıştınız ki siz sezon başında yoktunuz. Daha sonradan takıma geldiniz, takım ciddi ilme kazandı. Değerim abiyle biz bunu 1. Lig programımızda da sürekli olarak konuşup kulaklarınızı çınlatıyoruz Adana Spor maçlarını konuşurken. Nasıl bir hava yakalandı? Taraftarla buluşamasanız da statta mutlaka güzel bir sinerji olmuştur orada. Aynen, yani şu an için dediğiniz gibi tek eksiğimiz o. Taraftarımızla bir türlü buluşamadık. Ama ben yani dediğiniz gibi Adana Spor camiasıyla futbolcu olarak şampiyonluk yaşadım. Çok keyifli zamanlardı. 2,5-3 sezon kadar bu takımın formasını giydim. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra futbolcu olarak ayrıldığım kulübe teknik direktör olarak geri gelmek nasip oldu. Ama doğrusunu isterseniz hiç sanki o kadar ara vermemişiz gibi bir hissiyat vardı yani. Evime geri gelmişim gibi uzun bir tatilden. Orada tek eksik de taraftarla buluşamamak oldu ama yani ben sosyal medya kullanmıyorum ama tabii haberdar oluyoruz konulardan. Sağ olsunlar, çok destekliyorlar. Onlar da mutlu oluyorlar bu tip şeylerle. Eski oyuncularını kulübün içinde tekrar görmek onları da mutlu ediyor. Bakalım, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah başarı olarak da yansır. Hiçbir taraf mahcup olmaz birbirine karşı. Değerim abi, pası sana atayım. Normalde biz stüdyoda olsak Değerim abi bana sözü bırakmazdı. Biraz avantajı kullanıyorum şu anda. Uzak olmamızın avantajını. Onu kullanarak sorular soruyorum ama Değerim abi şu anda araya girmek isteyebiliyorum. O yüzden ben pası Değerim abiye atayım. Onun sorularını alalım. Şimdi hocam çok güzel söyledi. Yani sosyal medya kullanmıyorum dedi. Hani yine o takımın eski futbolcusu, işte şu an sportif direktör Hakan Hacı Bektaşoğlu. Hakan kullanıyor. Ben Hakan'ın tweetlerinden takip ediyorum aslında. Yani yazdıkları hakikaten taraftara açıklamalı, açıklayan şeyler yapıyor. Çok da önemli açıklamalar yapıyor bence. Hani maçtan sonra kaybettiği zaman kötü bir sonuçta bile özür diliyor taraftardan. Ben çok güzel bence bir etkileşim var Hakan'ın. Bir kere onu söyleyeyim hocam. Muhtemelen de ondan alıyorsundur tüyolar hocam. Ne oldu ne bitiyor diye. Onun için söyledim bu cümleyi, açıkladım. Ben daha çok aslında oğlumdan alıyorum. Eşimle oğlum çok takip ediyor onlar. Şunu söyleyeceğim. Mesela Ozegovic herhalde o da Covid olan oyunculardan bir tanesi diye biliyorum. O biraz hani hissetmiş zaten bu hastalığı. Hissederek yaşamış. Enteresan bir oyuncu. Benim nazarımda çok beğendiğim, çok dikkatimi çeken, hani bu lige gelmiş böyle enteresan bir şeyler sıçrama yapabilecek kalitede bir oyuncu gibi geliyor bana. Onun dışında Isaac Donkor mesela, kariyerine baktığınız zaman henüz daha 25 yaşında olmasına rağmen iyi bir kariyere sahip aslında. Onun da bu lige gelmiş olması enteresan ama tabii Adana Spor'un kadrosu çok büyük maliyetlerle kurulan bir kadro değil. Çok üst düzey bir kadro değil. Hani bu takım kurulurken bile biz Senih'le beraber konuşuyorduk. İlk birinci haftalar, ikinci haftalar bu takım direkt şampiyon olur diyemeyiz ama hani bu maliyetlere göre bence yabancı tercihleri, özellikle saydığım bu iki oyuncu Adana Spor için büyük kazanım diye düşünüyorum hocam. Genel olarak da size şunu soracağım. Hani bu takım taraftar illaki bir beklentisi var. Yani her takımın taraftarı. Yani belki şampiyonluk kolay değil. Hani Samsun gibi, Adana Demir gibi, Altay gibi çok büyük bütçelerin yanında kolay değil ama bu takım sene sonunda limanı biz yanaştırırken playoff'un içine atarız diyebiliyor musunuz hocam? Onu merak edecektim. Yani bu şey, bu tarz sorular çok soruluyor bana. Yani burada haftalık basın toplantılarımda da buradaki gazeteciler, yerel basın, ulusal basın bunu sürekli soruyor. Ama ben bugüne kadar bunlara bir cevap vermedim. Şöyle vermedim. Yani biz maç maç gideceğiz. Elimizdeki kadroyla, pandemi şartlarında kim sağlıklı olur, kim sakat olur, kim hazır olur. Elimizdeki kadrolar, her maçı final gibi oynayacağız. Her maçtan ne alabiliriz, ne yapabiliriz bakacağız. Bu süreçte aldığımız puanları kumbaraya atacağız. Sonra gidişat bize ne gösterecek? Ne kadar puan almışız? Sıralamada nasıl bir yer edinmişiz? Nasıl hedefler çizebiliriz kendimize? Doğrusunu isterseniz biraz öyle gideceğiz. Dediğiniz gibi biz
çok şaşalı bütçelerle, çok şaşalı transferler yapan bir kulüp değiliz. Çünkü biz anonim şirketiz. Yani biz harcadığımız paranın her kuruşunun hesabını vermek durumundayız veya imza attığımız her anlaşmanın mali karşılığını yerine getirmek durumundayız. Yani biz bu anlaşmaları yapalım, bu oyuncuları alalım. Yani ödeyebilirsek ödeyiz, ödeyemezsek de istifa eder gideriz. Bizden sonra gelen yönetim de başının çaresine baksın diyecek durumda değiliz. Yani aslında Evet. Türk futbolunun olması gereken asıl şirketleşme yapısı Adanaspor'da yıllar önce gerçekleştirilmiş. Yani bir dernek olmadan, karmaşık bir yapı olmadan, salt şirket bünyesinde. Dolayısıyla buradaki yapılan tüm harcamalar şirketin sahibini veya hissedarlarını birinci dereceden bağlıyor. O yüzden biz kulüp olarak ödeyebileceğimiz rakamları taahhüt etmek durumundayız. Dediğim gibi sansasyonel transferler için kulübün geleceğini ipotek altına alabilecek, kulübü çok ciddi mali yükümlülükler altına sokabilecek anlaşmalar yapamayız. Ve yapmamalıyız, yapmıyoruz da. Dolayısıyla hiçbir sezon başında da, hiçbir devre arasında da transfer döneminde işte Adanaspor'un transferin tahtasının kapalı olduğu veya ceza aldığı veya puan silme cezası aldığı gibi haberleri duymazsınız. Bunlar tamamen bu politikanın, bu yapılanmanın sonuçları. Dediğiniz gibi kendi imkanlarımız içerisinde kurulmuş bir kadro. Burada Sayın Başkanı, Sayın Furkan Akgül'ü, Sayın İbrahim Akgül'ü, Sayın Hakan Hacı Bektaşoğlu'nu tebrik etmek lazım. Yani bu oyuncuları kadroya onlar kattı. Onların araştırmasının, çalışmasının bir ürünüdür bu kadro. Genç bir kadromuz var. Yani ismini bahsettiğiniz oyuncular da Ozegovic'in de kariyerinde önemli takımlar var. Ama bu oyuncular dediğiniz gibi 25-26 yaşında maksimum oyuncular. Kadromuzda 30 yaş üzerinde sadece 2 oyuncu var. Genelde oynadığımız takım kadrolara da bakarsanız 23, 23,5, 22, 24 bu yaş ortalamalarıyla oynuyoruz. Yani bu oyuncuları hem Türk futboluna kazandırabileceğimizi, uzun süreler hizmet edebileceğini düşünüyoruz. Hem Adanaspor'a kazandırabileceğimiz, uzun süreler hizmet edebileceklerini düşünüyoruz. Dediğim gibi bu kadar genç bir kadro varken, pandemi şartları bu kadar ağır yaşanırken sayısal hedefler vererek oyuncularımı çok da baskı altına almak istemiyorum. Ben sadece onların iyi niyetine, özverisine, çalışkanlığına güveniyorum. Bu tüm zorlu şartlara rağmen Adanaspor formasını layıkıyla taşıyacaklarını biliyorum. Benim taraftarımıza verebileceğim tek güvence 90 dakika boyunca iyi niyetle formasını ıslatan, mücadele eden bir takım olabilir. Sonuçlar takdiri ilahi. Ama biz kazanabilmek için formamızı iyi temsil edebilmek, camiamızı iyi temsil edebilmek için hafta içi her antrenmanda çok iyi çalışıyoruz. Hafta sonu da sahaya çıkıp mücadelemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde, en yüksek tempoda formamızı ıslatarak vermek istiyoruz. Hocam bir de pro lisansı soracağım. Sizi kulübede görmek tabii ki isteyenler de çok. Hatta belki ilk maçlarda size de bazı mesajlar gelmiştir. İşte hoca ne zaman olacak diye. Bize de bunlar sorulmuştu birincilik saati programlarımızı yaparken. Bir ikili paket bir de hocam şunu sorayım. Birincilikte teknik direktör olup Boğaziçi'nde okuyan ilk hoca mısınız? Ya da şu an aktiflerde ilk siz olabilir misiniz bu arada? Baktınız mı ona? Şimdi şöyle, önce lisans konusunu söyleyeyim. Pandemiden Lütfen. dolayı federasyon maalesef kurs açamıyor. Yani öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bu Ekim başı gibi çözülecek bir sorundu. Görüşmüştük. Öyle bir program plan vardı ama maalesef pandemi orayı da çok etkiledi. Onlar da pandemiden dolayı şu an kurs açamıyorlar. Yani bu işlerin normale dönüp kurs açılmasını bekliyoruz. Lisans sorunu öyle çözülecek. Yani ben de tabii ki sahada olmak istiyorum. Ama oyuncularım da ben de bunu dert etmiyoruz. Bunu herkes iyi bilsin. Yani bu takım çok iyi oynadığı mücadelelerde, çok net skorlarla kazandığı mücadelelerde de ben onların yanındayım. Tribündeyim. Ama kalbim, aklım, her şeyim onların yanında. Biliyorlar onlar onu. Yani bunu sorun etmiyoruz. Sorun olmayacak da ne zaman sorun çözülürse, kurs açılırsa o zaman katılacağız. Boğaziçi meselesine gelince bir rakibim Sayın Recep hocamız var. Şu an Ümraniyespor'un direktörü kendisi. Üniversiteden arkadaşım. Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Hatta biz yıllar sonra karşılaştığımızda bana ilk sorduğu soru okulu bitirdin mi dedi.
Bitiremedim. Oley dedi, tek benim o zaman. Yani şu an tek mezunum Recep hocamız. Ben mezun olamadım, orada ikinciyim maalesef. Peki bunu da öğrenmiş olduk o zaman hocam. Mezun olamadığınızı da biz öğrenmiş olduk o zaman. Devrim abi, hoca Eğitim tabii. sistemimiz sporla maalesef eğitimi bir arada götürmeye pek müsait değil. Yani eğer sporcu olarak üst düzey profesyonel bir kariyeriniz varsa okulu bitirmeniz, yani iyi bir okulu bitirmeniz mucize gibi bir şey. Pek Mucize. mümkün değil. Hocam peki, Devrim abi çok özür dilerim. Hocam peki aslında bitirecektim de bu söylemenizden bir soru daha çıkardım izninizle. Onu da sormak istiyorum. Şimdi eskiden yani 90'ları şöyle düşündüğümüzde daha fazla eğitim düzeyi yüksek futbolcular vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü daha fazla böyle eğitimi çok yüksek futbolcular Evet, vardı. evet. Bu 2000'lerden sonra sanki düşmeye başladı. Burada problem nerede hocam sizde peki? Neyi bir arada götüremiyoruz? Dediğim gibi bizim eğitim sistemimiz öğrencilerin spor yapmasına çok uygun değil. Yani tam gün eğitim sistemi, kulüplerin antrenman sahalarının kısıtlılığı, onların antrenman süreleri, özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yaşıyorsanız bulunduğunuz yer, kulübünüz nerede? Yani antrenman yapmak için gideceğiniz yol, geleceğiniz yol, bunların hepsi çok enteresan bir sistemimiz var. Yani bir çocuk 12 yaşında işte orta 2'deyken ortaokul sınavına gireceği bir sınava hazırlanıyor. Bütün ailesi, bütün enerjisini, her şeyini oraya yönlendirmek zorunda. Daha sonra işte Ben yaşıyorum şu anda. lisedeyken lise sınavına gireceği bir sınava hazırlanmaya başlıyor. Dolayısıyla eğitim hayatında biraz başarılı olan çocukların aileleri bir seçim yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini ve doğal olarak eğitimi seçiyorlar. Yani ki ben de altyapıda çalıştığım dönemde de tüm oyuncularıma yani onu söylüyordum, açık açık şimdi de söyleyeyim. Bütün oyuncularıma eğer bir gün eğitimle spor arasında bir tercih yapmaları gerekirse ilk tercih her zaman eğitim olmalı. Bizde maalesef Hocam, ikisini bir arada götürebilecek matematik bu çok yok. acı. Ben okulda söyleyeyim yani ben Doğru. İstanbul'da ben devam ediyor olsaydım bir şekilde belki bitirebilirdim. İşte Manisa Spor'a transfer olunca bırakmak zorunda. Peki, hocam çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir gündemde bize zaman ayırdınız. Tekrardan çok çok geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah tüm oyunculara kavuştuğunuz, sizin de kenarlı takımı yönettiğiniz ve taraftarların olduğu güne bir an evvel kavuşmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Adana'ya da selamlar hocam. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için özellikle çok teşekkür ederim size de. Bundan sonraki programlarınızda da iş hayatınızda da büyük başarılar diliyorum size. Çok teşekkürler Sağ hocam. olasın Görüşmek hocam. üzere. Selamlar, başarılar hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Yunus Murat Ceylan'la beraberdik. Adana Spor Teknik Direktörü. Gerçekten önemli ve mesaj içerikli açıklamalar yaptı Devrim abi. Şunu söyleyeyim sana, pası atayım. Efendim. Programın finali için sana pası şöyle atacağım pası. Bence hoca son bölümde önemli mesajlar verdi. Yalnız benim böyle çevremde gördüğüm 10 anne babanın belki 8'i hayır eğitimi boş ver, hayatını kurtar, futbolcu ol ya da basketbolcu ol der. Ama hoca tam tersi, hayır eğitimlerini bırakmasın, mutlaka eğitimlerini tamamlasınlar diyor ki bu bence çok önemli bir mesaj ve aslında ülkenin içinde bulunmuş olduğu eğitim spor bir arada gitmesinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum ben. Şimdi o kadar acı ki aslında eğitim sisteminin bir türlü buna entegre edilememesi. Hani mesela Altınordu ne yapıyor? Altınordu açık lise okutuyor mesela, örnek Altınordu'ya verecek olursak. Abi bir türlü yapılamadı bu. Yani atıyorum kaç senedir, yıllardır bu yapılamadı. Eskiden senin dediğin şeyi hatırlıyorum ben. Metin Tekinler, o Metin Ali Feyyazların jenerasyonu. Biz de bu Aynen öyle. saydığımız isimlerle çalıştık. Yani o jenerasyonun birçoğu hem üniversite hem futbol oynuyordu. Şimdi bu eğitim sisteminin bir kere bir türlü okula entegre edilememesinden. Şimdi ben katılmıyorum, hani diyorsun ya okul ya da eğitim, spor ya da eğitim. Abi birinci öncelik her zaman eğitim. Sen bu sistemi düzeltmediğin sürece herkesin ağırlıklı olarak %90 kişi, %90'a varan bir ağırlıkta herkes birinci yön olarak eğitim diyecektir abi. Sen tercihe bırakırsan bu işi. İkinci tarafa geçeceğim. Donmalar oluyordu. Hocama tam soracaktım ama çok sık donma olmasın diye girmedim araya. Şimdi
Ben Bayram Başkan'ı çok uzun süredir tanıyorum. Çok da saygı duyduğum, iyi de görüştüğüm, sevdiğim bir başkan. Bayram Başkan'la diyalogumuz da iyidir. Ben biraz önce Isaac Donkor ve Oze Jovic örneği verdim. Tamam mı? İşte şeyi unuttum. Goran Karaçiç'i unuttum ama bu sene o beklentinin biraz altında kaldı ama şimdi bir tane konu vardı. Hocamla konuşacaktım ama muhtemelen hocam buna hani cevap vermeyebilirdi. Vermese de ben niye vermedin demezdim. Şimdi AŞ bir kulüp. Hakikaten kendi imkanlarında dönen bir kulüp ama AŞ'ler böyle yani. Hani hocamın dediği gibi AŞ kulüpler yaptığı harcamalar kendini bağlıyor tabii haliyle doğal olarak. AŞ kulüplerin örnek veriyorum. Birinci amacının oyuncuyu hem her sene 2-3 tane oyuncu satıp hani tabiri caizse tırnak içinde dükkanı döndürmek. Aynı zamanda da burcu olup mümkünse üst lige çıkmak. Adana Spor bunu bir kere başardı. Yani Bayram Akgül döneminde Süper Lig'e çıktı. Ama hani ben ne saydım? Goran dedim. Oze Jovic dedim. Isaac Donkor dedim. Hani belki Celil, Uğurcan buna eklenebilir ama yani bir 25 kişilik kadroda paraya satılabilecek 5 oyuncu çok az bir rakam. Ben onu söyleyecektim ama hani hocam buna belki cevap vermeyebilirdi. Çok da donma olduğu için bunu hoca varken söylemedim. Şöyle hemen bitireceğim. Çok kısa bitiriyorum. Daha iyisi olabilir. Ben sezon başından beri seninle program yapıyoruz biliyorsun. Daha ligin birinci haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası Adana Spor hiç gol yemediği dönem bile ben yani esas zaten biz yıllardır bu işi yaptığımız için ben üçüncü hafta Adana Spor'un ne yapabileceğini söylemem gerekiyor ki yılların verdiği bir tecrübe olsun. Ne dedim? Adana Spor'un bu kadrosunun playoff'ta olması benim için sürpriz olur. Çok üst düzey bir kadro değil. Ve geldiğimiz noktada o yani çünkü kadroyu biliyoruz seni. Daha iyisi olabilir diyeceğim ve ben bitireceğim konuyu. Değerim abi ben de şöyle finali yapayım. Yunus Hoca zaten Ozan German'ın da yakın arkadaşı sağ olsun röportajı da evet. O ayarladı. Şuna getireceğim. Donmalar oluyor. Bu süreç elbet bitecek inşallah. Biz Adana'ya giderek tüm ekip orada zaten hocayı hem ziyaret ederiz hem orada daha geniş, güzel, rahat bir şekilde donmalar olmadan senin daha fazla konuştuğun, evet. Senin daha mutlu olduğun bir yayını yaparız. bu yayın böyle oldu diyelim. Evet Adana Spor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan bizlerle beraberdi. Gerçekten hoca çok önemli, güzel ve almış olduğu eğitimin ne kadar hakkını vererek yaptığı açıklamaları da herhalde takdir edersiniz ki görmüşsünüzdür. Bu tip, hep söylüyorum, bu tip hocalar, teknik direktörler sporun hangi alanında olursa olsun çoğalmalı ki biz doğru yerlere gidelim, doğru yerlere ulaşalım. Tıpkı geçtiğimiz hafta konuştuğumuz İlker Hoca ile yaptığımız sohbette olduğu gibi. Evet, Nesine TV'den. Dünyanın en güzel liginden bu haftalıkta bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan göstermiş olduğunuz ilgiye. Haftaya yine bir konuğumuz olacak. Yine birincilikten sohbetimiz olacak. Herkese sağlıklar temenni ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.